Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Böyle bütün çocukların çok sevdiği, büyüklerinde bayıldığı minik minik pizzalar yapıyoruz. Onları evde yapıyoruz. İçerisinde ne kullandığımızı biliyoruz. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Lezzetli, güzel pizzaları yapıyoruz. Arkasından unsuz bir kek yapıyoruz. Hiç un kullanmadan yaptığımız bir kek. Nasıl olacak peki o? Bağlanacak mı? Bakalım nasıl olacak. Kağıdınızı, kaleminizi hazırlıyorsunuz. Programımız başlıyor. Birazdan bütün çocukların çok seveceği ama büyüklerin bayılacağı inanılmaz güzel mini pizza tarifimiz var. Sakın kaçırmayın. Birazdan unsuz kek yapacağız. Hiç un kullanmadan yaptığımız bir kek. Nasıl olacak bu? İzleyelim. Birazdan enginarlı, fasulyeli, biberiyeli bir sos yapıyoruz. Herkes sevmez. Ama bu sos öyle bir şey ki enginar veya fasulye yediğinizi hissetmiyorsunuz bile. Sakın kaçırmayın. Dil söyler, kalp onaylar, beyin de harekete geçer. İşte böyle bir şey. Bizim hayatımız da böyle ilerliyor. Ve biz diyoruz ki bugün çocuklara yönelik güzel mini pizzalar yapalım. Pizzaların üstüne istediğinizi koyabilirsiniz. Yani ister sebzeli yapın, ister tavuklu, ister balıklı. Neyi istiyorsanız yapın. O zaman hazırlayın bakalım. 2 dolu dolu su bardağı un. Evet, çocuklar çok sever pizzayı. Şöyle bardak kullanacağım. Şimdi unumuzu alalım. Evet. Bunu 2 dolu su bardağı unla başlıyoruz. Arkasından ne koyacağız? Şeker var. Sonra sıvı yağ var. Ve çok az da su var. Ama bizim şu korkulu rüyamız maya da bu işin içerisinde. Mayayı çoğumuz sevmiyoruz. Çünkü nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Sorun buradan geliyor. Evet, birinci bardağımı koydum. İkinci bardağımızı da dolduruyoruz. Ve evet, iki de doldu. Attım. Tamam, bu kadar. Aynı kaşıkla şeker koyacağım. Ama bir tam yemek kaşığı değil, yarım yemek kaşığı şeker. Ve şekeri bu bardağın içerisine koyacağım. Birazını tabii, hepsini değil. Şöyle göstereyim. Bu kadar. Bunlar da hepsi hamur olmuş. Evet. Bunun yarısı, bir kısmı bardağımın içine gidiyor. Bir kısmı da hamuruma. Bu da bitti. Bunu da kaldıralım. Şimdi geriye ne kaldı? Tuz. Tuzu şimdiden koyuyoruz. Ve unumuzla beraber karıştıracağız. Şöyle. Pinçik gibi tuz. Karıştıralım. Mayayla yan yana gelmesin. Hiç iyi geçinmezler. Çok kavga ediyorlar. 5 gram kadar mayam var. 5 gram. O yaş mayayı şekerin içerisine mayayı koyuyorum. Ve maya güzel şeker yiyor. Yiyor. Arkasından da gaz çıkarıyor. Ve şişmeye başlıyor. Şişiyor. İşte bizim hamurumuzdaki görevi bu aslında. Şimdi mayayı koy. Maya tabii şekerle besleniyor. Bu aklınızda kalsın diye anlatıyorum. Suya ihtiyacım var. Ne kadar? Yarım bardak kadar su koyacağım. Yarım bardaktan belki bir tık fazla da olabilir. Şöyle. Oradan tam gözüküyor mu? Yarım bardak mı oldu? Görebiliyor musunuz? Evet, yarım bardak gibi. Tamam. O zaman bir çay kaşığı alayım. Karıştıralım. Çok güzel. Karıştı. İçerisinde şekeri de yiyor. Kendisi de mutlu. Kaynaşmış durumda. Evet, güzel. Buradaki tuzu da yok edelim. Şimdi atıyoruz içerisine.
mayalı bir hamur yaparken lütfen bu tarz ufak tefek püf noktalarına dikkat edin. Atıyoruz. Güzel. İşte bu. Sonra zengin bir hamur. O yüzden sıvı yağ kullanacağız. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı da ekleyelim. Ve karıştırmaya başlayalım. Evet. Sıvı yağımız da var. Bu kadar. Şimdi başlıyoruz yoğurmaya. Bu arada diyoruz ki pizza ile ilgili bilgilerimizi verelim. Pizza aslında İtalyan kültürüne ait bir yemek. Ama şöyle diyebiliriz ki insanlar düz ekmeği, ekmek hamuruna benzer bir hamuru açıyorlar ve üzerine istedikleri malzemeden bütün yani çeşitlendirerek pişiriyorlar. Daha sonra Amerika tarafına gitmiş pizza ve Amerika'da da çok popüler olmuş. Ama popülaritesi tabii şey gibi, hani bulunduğu şehrin belki ismini alıyor. İşte New York pizzası, Chicago pizzası, Napolitan pizza, Margarita dediğimiz, hani aslında o bir kişinin ismini alıyor. Yani pizzanın isimleri kişilere ve bulundukları şehirlere göre de değişiyor. İki çeşit var. Biri böyle kalın oluyor, diğeri ince. Sonra bazen kabuk kısımlarını isterseniz şey yapabiliyorsunuz. Aralarına kaşar koyup, işte istediğiniz sürpriz malzemelerle koyup, kapatıp şekillendirebiliyorsunuz. Bu ta savaş yıllarına ait bir menü aslında. Savaş yıllarında yokluktan kadınlar böyle bu tarz ekmek hamuruna benzeyen, biraz daha zengin olan hamuru almışlar, açıp evinde ne varsa üzerine koyup yemek haline getirmiş. Böyle de bir hikayesi var. Ama şöyle bir avantajı var pizzanın. Çocuklar çok seviyor, büyükler de çok seviyor. Ve hamurunu bir kez hazırlıyorsunuz. Kim neli istiyorsa ona göre de yapabilirsiniz. Ve deep freeze'inizde saklayabilirsiniz. Böyle de bir avantajı var. Bu yaptığım tarifin raf ömrü var. Yani deep freeze'de rahatlıkla saklayabilirsiniz. Sonra gelen misafirinize göre çeşitlendirin. Şöyle iyice yoğuruyorsunuz. Yumuşacık bir şey oluyor. Yumuşacık. Arkasından bunu hemen tezgahıma şimdi kaldırıyorum. Böyle elinizin şu kısmı var ya, şu kısmı. Göstereyim hatta şöyle. Burası mermere değecek. Mermere değecek ya da tezgahınıza, arkasına onunla beraber hamuru yuvarlaklaştıracaksınız. Şu alt kısmına baktığınızda şöyle bir şey oluşuyor. Bunu böyle pürüzsüz hale getireceksiniz. Eze eze. Bu işte hamurun yapışmasını sağlıyor. Evet. Güzelce yaptık. Şimdi fazla yırtılsın istemiyorum. O yüzden şu halindeyken hamurum, üstüne bir bez koyuyorum. Ve diyorum ki birazcık dinlensin. Ben de o sırada iç kısmını hazırlarım. İçlerimizde neler var? Evet, bennesiniz değil mi? Hala. Tamam. Ben sarımsaklı, böyle domatesli, arada işte azıcık sirkesi olan, peynirli, sucuklu falan. Öyle bir iç hazırlayacağım. Küçük küçük bu pizza parçalarını böleceğiz. Sarımsağımızı öncelikle alalım. Sonra bir bıçak alıyorum. Evet. İsterseniz soğan da ekleyebiliyorsunuz. Küçük bir tane de soğan. Hatta soğanın yarısı bile bana yetecek. Peki. Bu soğanı ince ince doğruyorum. Küçük küçük. Arkasından kekik. Kekik benim için çok iyi. Ya biber, biberiye ya kekik. Yani koku veren bir çeşit baharat. Muhakkak kullanmak lazım. O ekmeğin böyle yaş, hani değişik bir kokusu vardır ya, onu alacaktır bu tarz baharatlar. Evet, şimdi olabildiğince küçük küçük doğruyoruz soğanlarımızı. Sonra arkasından sarımsağımızı aynı şekilde doğrayacağız. Sultanlardan birinde işte adamları gelmiş, demiş ki ya, demiş, sultanım, sizin bir hizmetçiniz var. Ona 30 adamın parasını birden direkt maaş olarak veriyorsunuz.
30 kişiye verdiğiniz maaş bir kişiye veriyorsunuz. Böyle bir şey var. Bu arada sarımsağımı da ezdim. Kim bilir kim düşünüyordum. Bayağı parçalandı bu sarımsak. Evet, devam ediyorum. Sonra o gün hiç bir şekilde Sultan bir şey söylememiş. Sonra ava çıkmış. Ve bu maaş konusunda şikayet eden beylerin tamamını alıyor. Avda diyor ki siz hep benim yanımda olacaksınız. O benim 30 adamın da maaşına sahip, o kadar büyük maaşlı hizmetçim de yanımda olacak. Beyler böyle hoşuna gitmiyor, şey yapıyor falan filan ama neyse, yapacak bir şey yok. Neyse, yola çıkıyorlar. O sırasında bir kervana rastlıyorlar. Hemen sultan çağırıyor. Diyor ki birinci beye, sen diyor git diyor bir sor bakalım diyor bu kervan nereden geliyor diyor. Adam gidiyor. Geri geliyor. Efendim kervan Yemen'den gidiyormuş. Yemen'den geliyormuş. Evet, bu arada bir kase çıkardım. İçerisine ufak ufak hazırladığım şeyleri koyacağım. Ve sonunda neyse. Peki diyor, Yemen'den geliyor. Peki nereye gidiyormuş? Adam böyle sessiz kalıyor. Onu sormadım diyor. Yani gideceği yeri bilmiyorum. Adam hiç sesini çıkarmıyor tabii. Sarımsağımı ve soğanlarımı içerisine atıyorum. Sonra sultan ikinci adamı çağırıyor. Diyor ki, sen o zaman diyor gidip sor bakalım diyor. Bu nereye gidiyormuş? İkinci adam gidiyor, soruyor. Hemen geliyor, işte efendim falanca yere gidiyor. Peki ne taşıyormuş? Adam böyle kalın. Bilmiyorum efendim, sormadım. Hemen sultan başka bir beyi çağırıyor. Diyor ki git sor bakalım ne taşıyormuş. Hakikaten adam gidiyor. Bakıyor işte ne taşıdığını falan. Geri geliyor işte şu kadar atı bu kadar şeyi varmış diyor. Peki sultan böyle duruyor duruyor. Ne kadardır yoldalarmış? Kalıyor bey o sorduğu hizmetkar. Yani diyor efendim hani bilemiyorum ama ya sormadım istiyorsanız gidip sorayım. O sırada işte şu 30 adamın da maaşını aldığı hizmetkarını çağırıyor. Diyor ki git bakalım şu kervana sor. Nereden geliyormuş? Hemen adam gidiyor tabii. Kervanı buluyor. Başını soruyor. Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Kaç at var? Kaç deve var? Hepsini öğreniyor. Sonra geliyor sultana. İşte efendim şuradan geliyormuş. Peki nereye gidiyormuş? Şuraya gidiyormuş. Ben şunları da soracağınızı düşündüğüm için onları da öğrendim. O yüzden şu kadar atı, bu kadar adamı, şu kadar günde yoldadır, şu kadar da erzağı kalmıştır diye bütün bilgileri öğreniyor. Sonra sultan dönüyor. İşte diyor 30 adamın maaşını o yüzden sadece bir kişiye vermem bundan dolayı. Bazen düşünüyoruz. Biz şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Niye o hizmetkar gibi olmayalım ki? Şimdi alıyoruz elimize malzemeyi ama malzemede bir şey eksik. Hayda. Onu tamam buzdolabındaki başka bir şeyle tamamlıyoruz. Tamamlamıyor musunuz? Tamamlıyorsunuz. Kaşar yerine beyaz peynir kullanmıyor musunuz? Kullanıyorsunuz. Evet. Lütfen gözlerinizi kaçırmayın öyle yapıyorsunuz çünkü biliyorum. Sonra tamam peki hadi sucuklu yapmaya başlıyorsunuz ama sucuklu olmuyordu o. Sosisli oluyor. Çünkü evde sosis var. Peki tamam. Sonra çok önemli bir malzeme söylüyor tarif. Mesela diyor ki kekik. Ama yok sizde kekik yok. Hiçbir şey yok. Ben karabiber koyarım, pul biber koyarım. Bizim standart baharatlar karabiber, pul biber ve şey tuz. Başka bir şey yok. Onları koymuyor musunuz? İşte burada mutfağın nimetlerini kaçırıyorsunuz. Neden diyeceksiniz? Tarifler bazen ne diyorsa lütfen onları uygulayın. Özellikle böyle lezzeti buradan yakalayabilirsiniz. Çünkü o tarifte kekik demesinin bir anlamı var yani. Tarifi önce baştan toparlayın, bir alışveriş yapın, ondan sonra mutfağa girip yapmaya başlayın. Bizim için önemli olan bu. Yani o sultanın hizmetkarı gibi bazı şeyleri önceden tedbir alıp öğrenmek ve uygulamak lazım. Bu arada güzel. Hamurum oldu gibi. Ben şöyle azıcık biraz daha çekiştireyim hamurumu.
Evet. Gerçekten güzel gözüküyor. Sanırım ben bunu küçük küçük pizzalar yapmayacağım. Tek bir pizza yapacağım ve onu buradaki herkesle paylaşacağım. Öyle gözüküyor. Buradan öyle bakıyorlar çünkü. Şöyle biraz çekiştirelim. Ve diyelim ki biraz daha kabarsın. Kendine gelsin hamur. Ben de devam ediyorum içimi hazırlamaya. Neler koyduk? Soğan ve sarımsağı buraya koyduk. Arkasından bunun içerisine domates ekleyeceğim. Domates, kesilmiş domates. Evet, ekliyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Sonra bir miktar sirke, biraz da zeytinyağı. Zeytinyağını fazla kullanmıyoruz. Neden? Soruyorum. Evet, bu bir soru. Güzel de bir soru aslında. Zeytinyağın yanma derecesi diğer yağlara göre, yani sıvı yağa göre mesela nedir? Aşağıda mı, yukarıda mı? Yani zeytinyağı daha mı hızlı yanar sıvı yağa göre, yoksa daha geç mi yanar? Lütfen bunun cevabını hashtag pastane TRT1'e ya da et işaretiyle pastane TRT1'e yollayabilirsiniz. Biz de oradan konuşuruz. Şimdi biraz zeytinyağı koyduk. Biraz da sirke ekleyeceğiz. Evet. Çok değil, biraz. Tamam. Biraz yine şeker ekleyeceğiz. Şekerimiz şurada. Şu kadar mı? Çok, çok azıcık. Hatta bundan da biraz. Böyle pinçik. Daha da az. Evet, pinçik. Aynen, kaşığımı alıyorum. Karıştırıyoruz. Güzel. Tuz ve karabiber. Bu noktadan sonra istiyorsanız pul biber ekleyebilirsiniz. Hani başka şeyler de koyabilirsiniz. Ben tabii ki tuz ve karabiberden sonra pul biber eklemeyeceğim. Ama kekiğimi muhakkak koyacağım. Biberiye de çok güzel olur. Duyurulur. Evet, kekiğimizi de attık. İyice karıştırıyoruz. Şimdi sıra geldi pizzalarımızı açmaya. Pizzamızı açalım. Büyük büyük de açabiliriz. Yoksa küçük küçük de. Oo, güzel. Şöyle birazcık daha. Hani elinizle şu şekilde hafif hafif çektire çektire açabilirsiniz. Çok dikkat edin hani yırtılmasın. Sonra ellerinizi kavuşturuyorsunuz. Hatta birazcık yırtılacak. Ondan sonra da atıyorsunuz. Kavuşturuyorsunuz. Ondan sonra atıyorsunuz. Fırlatıyorsunuz. Başınızın üstünde çeviriyorsunuz. Hadi bakalım. Beraber yapıyoruz, tamam mı? Ya alın yanınıza çocukları, beraber yapıyoruz. Neymiş? Hemen şuradan yapalım. Kavuşturuyoruz ve atıyoruz. Böyle sanki elinizle şu hareketi yapıyorsunuz. O zaman hakikaten çok güzel bir şekilde hamuru yakalayabiliyorsunuz. Başlıyorsunuz. Evet. Biraz yırtılsa da önemli değil. Şöyle onun yamasını yaparsınız. Elinizle olabildiğince çekiştirin kalın olan kısımları. Şöyle ve böyle. Evet, çekiştiriyoruz. Şimdi bir kulpat. Kulpat alıyorsunuz. Yani kurabiye. Nesi? Evet, kurabiye keseri. Onunla bu. Bununla yavaş yavaş küçük küçük kesiyorsunuz. Şimdi şöyle, hatta şunları kaldırıyorum. Bir tepsi çıkartıyorum. Tepsime yavaş yavaş dizeceğim. Ve açalım. Kesiyoruz ve koyuyoruz. Kesiyoruz, koyuyoruz. Evet. Bazı yerler ince, bazı yerler kalın. Kalın olanları elinizle inceltiyorsunuz. Evet, şimdi bunu da keselim. Kaç kişiyiz orada? Hı? Cevap gelmiyor ya da sizi duymuyorum, bilmiyorum. Böyle bir şey var. Hatlar mı gitti? Ne oldu? Kaç kişiyiz? Evet, hashtag pastane TRT1'e tweet atabilirsiniz. Kimisi 2 diyor, kimisi ben tek başımayım diyor, senle beraberim diyor. Ben de senle beraberim. Ondan sonra kimisi ne diyor? Çocuklar da geliyor diyor. Tamam, çocuklara da göre yapalım. Evet, sonra başka söyleyin. Biz burada çok kişiyiz. Yani yaklaşık 15 kişi falan. Devam ediyorum. İnceltiyorum kalın olan yerleri. Kalan hamurumuzu ne yapıyoruz?
Aynı şekilde yoğuruyorsunuz ve tekrar açıyorsunuz elle. Güzelce donduruyorsunuz. Üzerine malzemenizi koyup donduruyorsunuz. Yalnız sulanan malzeme olmasın lütfen. Ne demek sulanan malzeme? Yani sosunu koymuyorsunuz. Sos kısmı hamuru da biraz kötü yapıyor. Ona dikkat edin. Evet, kalan malzememizi tekrar yoğurabilir, açabiliriz. Ama şöyle baktığımda kaç kişiyiz? Şöyle koyalım. Evet. Bayağı oldu gibi. Ben bunu kaldırıyorum. Yine çekimden sonra açacağım. Ama kocaman bir tane yapacağım muhtemelen. Onu üzerini dolduracağız. Şöyle hazırladığımız domatesli. Bunu blenderdan da geçirebilirsiniz. Mutfak robotundan. Mutfak robotundan geçirdiğinizde daha bir püremsi gibi bir hal alır. O da iyi mi kötü mü? Hiç fark etmez. Lezzeti domatesi nasıl yemek istediğinizle değişir. Şimdi birazcık daha sulu olması iyi bu aşamada. Çünkü fırına girecek. Hemen fırına girecek. Donduracaksanız o zaman iyi değil. Aradaki ince detay bu. Devam ediyorum. Üzerine de ne koyacağız? Peynir mi? Kaşar mı? Sucuk mu? Duruma göre bakalım. Şimdi diğerlerini de koyuyoruz. Az kaldı. Hazır mısınız? Çaylar hazır mı? Bizde pizzalar hazır. Ya da ayran. Oo, çok da güzel olur. Güzelce sucuklarımızı da koyalım. Sucuk, pastırma, enginar, arkasından brokoli, mısır, zeytin. Çocuklar mısır ve zeytin bazen sevmiyor olabiliyorlar. Özellikle yaş sınırı 8-9. Mısır ve zeytini pizzada sevmiyor. Evet. Dereotu, maydanoz onları sevmiyor. Ama kekiği arada kaynatacağız işte. Bütün her şeyi sucuklarını da koydum. Üzerine kaşar koyacağım. İsterseniz peynir de koyabilirsiniz. Ben bunların hepsini sucukla yaptım. Ve fırına atıyoruz. 200 derece. Benimkisi durağan. Şu anda durağan fırında yapacağız. Neden biliyor musunuz? Durağan fırın taş fırın gibi hareket ediyor. Taş fırında dediğiniz zaman da hava çok fazla sirkülü olup benim malzememi, açıkta duran malzememi, çünkü bu pizzalar açıkta, kurutmuyor. Avantajı bu. Evet. Gidiyor. Geliyorum. Çayları hazırlayın. Çünkü birazdan tam bir hanımların seveceği unsuz, güzel, bol çikolatalı bir kek yapıyoruz. Sakın kaçırmayın. Birazdan unsuz kek yapacağız. Hiç un kullanmadan yaptığımız bir kek. E nasıl olacak bu? İzleyelim, görelim. Birazdan enginarlı, fasulyeli, biberiyeli bir sos yapıyoruz. Herkes sevmez. Ama bu sos öyle bir şey ki enginar veya fasulye yediğinizi hissetmiyorsunuz bile. Sakın kaçırmayın. Ne yapıyoruz? Pizzaları fırına yolladık. Onlar olurken biz de lezzetli, güzel iki şey yapacağız. Bir tanesi enginar dip sos dediğimiz. Yani enginarları böyle değişik bir şekilde bandırma sosu yapacağız. Bunu isterseniz ekmeğin üzerine sürebilirsiniz. İsterseniz evde yaptığınız cipsle, ki daha önce yapmıştık bunu, onlarla beraber yiyebilirsiniz. Çocukların çok hoşuna gideceği bir şey. Enginarı sevmeyenlerin ise hiç enginar olduğunu anlamayacakları ama onları yedirebileceğiniz lezzetli bir tuzlu. Şimdi bunun için öncelikle ekmeğimizi kızartacağız. Ve ekmeğimizi nasıl kızartacağız? Sarımsaklı güzel bir ekmek yapacağız. Bunun için ekmeklerimi burada alıyorum. Hani ortadan ikiye böldüm. Şöyle kocaman. Aslında ben de bölmedim. Yönetmenim geldi. Hep benim yerimde olmak istiyor. O böldü. Gerçekten öyle. Bir de üstüne üstlük mermerde böldü. Ya mermerde bıçak kullanır mı diyecektim ama
Yönetmenim olduğu için ağzımı tuttum. Şimdi ekmeklerimizi ne yapıyoruz? Güzelce sarımsaklarımızı ince 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 doğrayacağız. Sonra üzerine zeytinyağı süreceğiz. Arkasından tereyağı koyacağız birazcık. Ve tavamızda yapacağız. Tavamızı döküm tava kullanıyorum. Önceden altını birazcık açabilirsiniz, ısıtabilirsiniz. Sarımsak alacağım ve sıvı yağ, zeytinyağı. Biraz da tereyağı. Sarımsaklarımızı evet şöyle ezelim. Sizin de evinizde yardım eden insanlar var mı size? Çocuklar gelince yardım ediyor mu? Ediyor mu? Etmiyor mu? Yiyorlar mı gene? Şöyle insanlar bazen kızıyor. Mutfaktan anlamam demeyin. Çünkü mutfaktan herkes bir şekilde anlar. Nasıl yemek yemeyi biliyorsanız mutfaktan da anlarsınız tabii. Bazıları şöyle diyor. Ben mutfaktan anlamıyorum, sadece çok iyi yemek yemeyi biliyorum. Hayır, öyle bir şey yok. Peki bu arada ben konuşuyorum hani ne yaptığımı izleyemeyin diye. Hani aşçı şeyleri vardır ya, yavaş yavaş böyle koyuyorum çaktırmadan şöyle. Sonra siz şu tarafa bakın, ben çikolatamı koyayım. Şimdi unsuz bir kek yapacağız. Bu unsuz kekimizde yaklaşık hani 1,5 bardağa tekabül eden bitter çikolatamızı koyuyoruz. Oo, burası o kadar sıcak ki çikolatam daha kabında bile erimiş. Hissettirmiyoruz değil mi? Doğru ama burası gerçekten çok sıcak. Sonra 250 gram kadar, bayağı fazla değil mi? Tereyağımı yine çikolatayla beraber erimesi için benmari usulü. Yani altta kaynayan suyum var, üstte de bir kap içerisinde çikolata ile tereyağım var. Onun üzerine koyuyorum. İyice kıstım. Çünkü çıkan buharın çikolatamın üzerine gelip onu hani bozmasını istemiyorum kesinlikle. Hatta fokurdamaya başladığı zaman altını kapatabilirim bile. Ama gözünüz burada olsun. Bu erisin. Sonra başlayacağız unsuz kekimizi yapmaya. Unsuz kek için ilk malzememiz bu. Arkasından yine şekerli ufak bir su yapacağız ve ondan sonra yumurtalarımızı kırıp birleştireceğiz. Bu unsuz kek olacak. Ama erisin çikolatamız, ondan sonra yapıyoruz. Şimdi gelelim sarımsaklı ekmeğimize. Sarımsaklarımızı ince ince doğruyoruz. Arkasından ekmeklerin üzerine süreceğiz. Ama şöyle bir şey de yapabiliriz. Böyle ekmeklerin üzerine sürmek yerine onları yine tavaya atabiliriz. Ama bu arada bunu fırında da yapabilirsiniz. Ben genelde aslında fırında yapıyorum. Çünkü pizzalar oluyor. O yüzden dedim ki tavada yapayım. Fırında yaparken metot farklı, tavada yaparken metot farklı. Tavadaki için tereyağı alıyorum biraz. Evet, şöyle. Biraz tereyağı. Çok da büyükmüş tereyağım. Gerçekten koyamayacağım galiba. Koyuyorum. Olur mu? Tereyağsız olur mu? Ben tereyağı çok seviyorum. Bazen tereyağı istemiyor insanlar. Hemen şey diyor. Zeytinyağı koyuyorum, sıvı yağ koyuyorum. Tereyağı düzgün ve belirli miktarda, doğru oranlarda kullanırsanız hiç sıkıntı yok. O zaman istediğiniz gibi oynayabilirsiniz onu. Ya bu da benim kendi fikrim. Ya aşçı olarak kendi fikrim hani. Evet. Şöyle iyice tereyağımızı eritelim. Her tarafını, tavamızın her tarafına bulaşsın. Arkasından ekmekleri şöyle bandırıyorum. Allah, ne pizza kaldı artık ne şey. Direkt bunu sonra otur ye. Öyle bir durumda yani. Şöyle yönetmenimin kestiği ekmekleri bandırayım. Bana oradan bakıyor değil mi? Sevgiler yönetmenim. Evet, devam ediyorum. Şöyle iyice bastırıyorum. Yağı emsin. Yağı emiyor. Ve diyorum ki eğer istiyorsanız bu noktadan sonra azıcık sıvı yağ üzerine gezdirebilirsiniz. Ama istemezseniz gezdirmek durumunda da değilsiniz. Neden isterseniz diye söylüyoruz. Çünkü bazen insanlar zeytinyağın kokusunu çok seviyorlar. Onu hafif de böyle kekik ya da biber, yani o tarz bir şifalı otlarla, baharatlı otlarla karıştırdığınızda da muhteşem oluyor. Şimdi benim için istemiyorum çünkü zaten güzel bir şekilde yağı ekmeğim emdi. Bundan sonrasına gerek yok. Biraz sarımsak koyacağım. Hatta altını bir tık açıyorum. Ekmekler olmaya başlasın. Evet.
Şimdi sarımsaklarını da koyuyorum. Pişsin. Ters düz edeceğim. Evet. Eğer fırında yapsaydık nasıl olacaktı? O zaman sarımsakları ekmeğin üzerine direkt koyacaktınız. Ve sıvı yağ koyacaktınız. Ekmeklerin üzerine azıcık tereyağı sürüp fırınlayacaktınız. Fırında yapsaydınız böyle olacaktı. Fırın deyince aklıma geldi. Çıkartıyorum şimdi. Harika. Her şey aynı anda pişiyor. Ekmeklerimizi de şöyle alalım. Tamam. Hatta ekmeklerimizle yer değiştiriyorum. Bunları hızlı bir şekilde koyuyoruz. Çok sıcak, dikkat edin. Gerçekten çok sıcak. Hoho. Aman eliniz yanmasın. Oradan hani uzanıp alacaksanız dikkatli olun. Elinizin yanmasını istemiyorum. Tamam. Son bir tane kaldı. Onu da böyle koyuyorum. Şöyle tepsimizi de bırakalım. Evet. Bir düzenleme yapıyorum. Şöyle. Tamamsınız değil mi? Benimlesiniz. Neler yapıyoruz? Hemen geri dönüyorum. Ekmeklerim yanmasın. Evet. Gayet iyi oldu. Çünkü yandığı zaman gerçekten lezzeti olmuyor. Yanık ekmek yemeyin. Tehlikeli. Çünkü yanık ekmekte vücudumuzun ihtiyacı, hani olmasından ziyade vücudumuzu zehirleyen bazı maddeler var. Onlar hem birikiyor, serbest radikaller, bunlar size zarar veriyor. O yüzden lütfen yanlış şeyler yemeyin. Benim bir arkadaşım var. Ne olursa olsun her şeyin yanığını yiyor. Ona yemek pişirmek çok kolay. Çünkü koyuyor, gidiyor. Böyle bir şey artık ne olursa olsun yanıyor ve onu yiyor. Bu tehlikeli. Lütfen bu tarz şeyler yapmayın. Sarımsaklı ekmeklerimizi yaptık. Onları da hatta şurada yine yer açmaya çalışıyorum. Evet, onları da koyalım. Ve neye geldi sıra? Şekerimizi alıyoruz. Evet. Hatta bunu ben şöyle kaldırayım. Yumurtamızı alıyoruz. 4 tane yumurtaya ihtiyacınız var unsuz kek için. Bu yumurtalarımızı hemen 4 tanesini kıralım. 1, 2, 3 ve 4. Tamam. 4 yumurtayı kırdık. Sonra buna patebam dediğimiz bir şey yapıyoruz. Bizim için patebam, hemen söylüyorum. Böyle çok az bir suyla şekeri karıştırmak. Patebam dediğimiz şey bu. Peki ne kadar su, ne kadar şeker? Böyle yarım bardak şeker. Şöyle bardağıma yarım bardak şeker koyuyorum. Evet. Birazcık daha. Birazcık daha koyabilirim. Bu kadar. Bu. Yarım bardak şeker. 1/4 oranında da su. Sıcak suyumuzu alalım. Hop, tamam. Bu kadar. Suyumuzu koyuyoruz. Şimdi bunu eriteceğiz. Baktınız erimiyor. Hemen bir tavaya alıyorsunuz. İyice karıştırıyorsunuz. Erimesini bekliyorsunuz. Eritiyoruz. Şu haliyle. Tamam. Güzel. Ben biraz yumurtalarımı çırpacağım. Yumurtalarımı çırptıktan sonra bu sıcak şekerli suyu içerisine koyacağız. Şekerli suyu koyduğumuzda yumurtaların pişmemesine özen gösteriyoruz. O yüzden bu suyun çok çok kaynamaması gerekiyor. Evet, iyice karıştıralım. Bu arada biraz vanilya. Ne kadar dersiniz? Yarım çay kaşığı kadar vanilya koyacağız. Zaten yumurta kullandığınız bir şeye vanilya muhakkak koyun. Bizim için vanilya diyoruz ama çubuk vanilya da var ya da böyle toz vanilya da var. Vanilin değil, evlerde kullandığımız o beyaz şey değil. Evet, yarım çay kaşığı koyduk. Karıştıralım. Biraz çırpıyoruz. Tamam, bu arada bakalım. Şekerimiz olmuş mu? Biraz daha olması lazım. En iyisi hızlandırmak için bir tavaya alıyorum bunları. Altını açıyorum. Tamam. Ama dikkat edin. Sakın yumurtalarınızı bu şekerli suyla pişirmeyin. O yüzden şeker biraz eriyince hemen alın. Bakalım. Bir adam oğluyla beraber tatile gidiyor. Diyor ki oğluna, gel şurada balık tutalım. Tamam. Ve kuruyorlar göle oltaları. Arkasından
İşte bırakıp gidiyorlar. Bir saat sonra geri geliyorlar. Bakıyorlar ki olta ucu balık kaynıyor. Ve sonra şey diyor işte çocuk. Baba ben biliyordum. Adam diyor nereden biliyordun? Çünkü dua ettim. Adamın çok hoşuna gidiyor. Evet, bu arada suyum kaynadı. O yüzden hemen aldım. Şekerim eridi. Fazla böyle fokurdamasına izin vermiyorum. Çünkü şerbet haline gelmesini istemiyorum. Ve en önemlisi de yumurtalarımı pişirmesini istemiyorum. Bu yaptığımız şeye biz patebam diyoruz. Buna yani teknik olarak ismi bu. Yavaşça şunları kapatalım. Evet, hepsinin altı kapalıymış. Yavaşça şekerli suyumu yumurtalarımın içerisine atıyorum. Hikayeme devam edeceğim. Sadece kaçırmanızı istemediğim için böldüm. Evet. Tamam. Bu istediğim şey. Güzel. Şimdi karıştıralım. Sonra da bu çikolatalı, tereyağlı erittiğim sıvı vardı ya, mix. Onu ekleyeceğiz. Ve bir miktar karıştıracağız yine. Evet. Gelelim hikayemize. Aradan zaman geçiyor. Yine oltalarını güzelce atıyorlar. Atıyorlar ve böyle yerleştiriyorlar oltaları. Gölün bir kenarı. Yani tutturuyorlar işte taşlarla falan. Ve yemeğe gidiyorlar baba oğul. Geri döndüklerinde oltanın ucu inanılmaz balık kaynıyor yine. Çocuk diyor ki ben biliyordum. Babası ya, ne nereden biliyordun diyor. Ben biliyordum. Çünkü dua ettim. Babası yine çok hoşuna gidiyor böyle bir şey. Evet, yavaş yavaş çikolatamı da ekliyorum. Üçüncü bir kez oltalarını atıyorlar. Yine böyle taşlarla güzelce destekliyorlar. Ve gidiyorlar. Döndüklerinde ise oltada hiç balık yok. Çocuk hemen şey diyor. Ben biliyordum baba. Adam diyor. Nereden biliyordun? Çünkü bu sefer dua etmedim. Neden etmedin? Çünkü oltalara yem takmayı unuttum. Gerçekten de öyle. Sebeplere yapışmak lazım. Ve tevekkül etmek gerek. Siz elinizden geleni yapın. Her şeyi yani güzelce planlayın. Mutfağın nimetlerinden yararlanın. Bilgiden yararlanın. Elinizden geleni yapın. Ama ondan sonra da tevekkül etmek lazım. Bakalım güzel olacak mı, olmayacak mı? Bundan sonrası Allah'ın nasip, kısmet. Şimdi çikolatamızı koyduk. İçerisinde baksanıza o kadar ipeksi ki tam istediğimiz gibi. Hafif bir ağırlığı var. Çok değil ama böyle hafif, böyle hakikaten çırpıcının ucuna gelen bir ağırlık. Arkasından bunu bir silikon dediğimiz kaplara dökeceğiz. Şimdi göstereceğim. Yine bunu mutfak malzemeleri satan yerden alabilirsiniz bu silikon kapları. Ve benmari usulü fırında pişireceğiz. Fırınımızı ayarlıyoruz. Fırınımızı 150 dereceli fansız olarak ayarlıyoruz. Ve silikon kaplarımızdan bahsedelim dedik. İşte bunları yine pastacılık malzemeleri, mutfak malzemeleri satan yerlerden alabilirsiniz. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle bir sürahi alıyorum. Bunu bunun içerisine dökeceğim. Ve yavaş yavaş bütün silikon kaplarımı dolduracağım. Peki bunu diyelim ki fazla geldi. Ne yapacağız? Fazla gelirse hiç dert etmeyin. O zaman dondurabilirsiniz de. Daha pişirmeden dondurma şansınız var. Evet, ne diyorduk hikayemizde? Tevekkül etmek. Daha doğrusu hikayemizin özü bu. Şimdi bazen hiçbir şey yapmıyoruz ama sadece dua ediyoruz. Elimizden geleni yapmıyoruz, çalışmıyoruz. Sebeplere yapışmak lazım. Siz elinizden geleni yapın, bütün her şeyinizi ortaya koyun, arkasından tevekkül edin. O zaman işler yolunda gider. Zaten nasipse olur. Ama bir de bazen bu işi hırsa ve azimle hırs arasında böyle gidip gelmeler oluyor ya, hırsa bağlıyoruz. İşte o tehlikeli oluyor. Ben bu işi yapacağım. Tamam, sen bu işi yapacaksın. Ona hiçbir şey demiyorum. Ama bu işi yaparken hırslanmamak lazım. Hırs insana nasıl diyeyim size? Bela getirir. Hop,
Yavaş yavaş. Yavaş yavaş bunları koyuyoruz. Bir de hırsla olan insan ne olursa olsun bunu yapacağım der. Bir de öyle insanlar var. Ne olursa olsun bu pastayı yapacağım. Ne olursa olsun bu işi yapacağım. Onlardan uzak durmak gerekiyor. Çünkü azimli bir şekilde çalışın, sebeplere yapışın, tevekkül etmek lazım işte. Yavaş yavaş çikolatamı, ama çok da güzel akıyor, kalıplara dolduruyorum. Bundan sonrası bakalım nasıl pişecek, göreceğiz. Evet, sonuncuyu da koyduk. Bu arada Facebook'tan bizimle görüşen Melahat Hanım'a, Melahat Aşkın Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Bizden şöyle bir şey istemiş. İşte kuru meyveli kurabiye. Çok güzel. Bunu gerçekten programlarımızdan birinde yapacağız. Lütfen siz de yaptığınız pastaların fotoğraflarını çekip Instagram'a koyarsanız ve hashtag pastane_trt1 etiketiyle de bizi de etiketlerseniz en çok beğeni alanlara sürprizimiz var. Şimdi ne olduğunu söylemiyorum ama sürpriz var. Fırınımıza gidiyor. Ama fırınımıza giderken diyoruz ki kalıyoruz burada. İçerisine su koyacağız. Ben Mari usulü pişirdiğimizi söylemiştik ya. Hatta bu silikon kalıbımızın şu uç kısımlarını dikkat ettiyseniz boş bıraktık. Çünkü sıcak su geldiği zaman hani rahat bir şekilde oradan tutalım ve hareket ettirelim diye. Evet, suyumuzu koyuyoruz. Güzel. Şimdi fırına atıyoruz. 150 derece, fansız. Çok değil, az bir zamanda hızlı bir şekilde pişecek. Biz zaten enginar dip bandırma dediğimiz sosumuzu yapana kadar onlar da pişmiş olacak. Sonra istediğiniz zaman ister dip frize atın, isterseniz de direkt yemeye, lezzetine doyamayacaksınız. Başlıyoruz enginarlı bandırma sosumuza. Hemen bir mutfak robotu alıyorum. Mutfak robotumu kullanacağım. Enginarlı bandırma sosumuzda enginarlarımızı aslında direkt olduğu gibi de atabiliriz. Şöyle kesip de atabiliriz. Ne koyuyoruz? Enginar. Sonra salam. Fasulye. Fasulye koyacağız arkasına. Nohut da ekleyebilirsiniz, fasulye de koyabilirsiniz. Hangisi hoşunuza gidiyorsa. Benim fasulye hoşuma gidiyor. Evet, bunu koydum. Sonra salamlarımı da yine aynı şekilde. Jambon. Parçalayarak koyuyorum ki kolay parçalansın diye. Onu da koydum. Sonra fasulye. Bir dolu dolu bardak fasulye. Gidiyor içerisine. Kaşar. Kaşarımızı da koyuyoruz. Serpiştiriyoruz yani. Zeytinyağı. Çok lezzetli oluyor. Zeytinyağımızı koyalım. Yani şöyle gezdiriyoruz. Arkasından tuzumuzu ekleyeceğiz. Ve limon. Tuzu koyduk. Kapatıyoruz. Var. Biraz gürültü yapıyorum. Oo, çok güzel, harika. Üzerine biraz biberiye ya da kekik. Ha, şahane. Şimdi bunu çıkarıyorum. Ekmeklerimi alıyorum hemen. Evet, güzel. Sürelim. Ekmeklerimizin üzerine bu enginar sosumuzu daha önceden hazırlamış olduğumuz sarımsaklı ekmeklerimizin üzerine sürüyoruz. Peki, şu sorumuz vardı ya, hangi zeytinyağı ile ilgili? Evet, sorumuzun cevabı konusunda bir fikriniz var mı? Varsa lütfen hashtag pastane_trt1'e tweet atabilirsiniz. Sorumuzu tekrar hatırlatalım mı? Zeytinyağın yanma derecesi sıvı yağa göre nasıldır? Daha mı hızlı yanar yoksa daha geç mi yanar? Yanma noktası ne aşamada? Evet, bu arada sosumun üzerine biberiye koyacağım. Ona karar verdim bunu düşünürken. Ve biberiyeyi koyduktan sonra da sorumun cevabını söyleyeceğim.
Biberiyemizi koyuyoruz. Tabii şöyle alalım. Eğer imkanınız varsa lütfen biberiye yetiştirin. Kekik yetiştirin. Benim bazen oluyor, bazen olmuyor duruma göre. Bu arada çikolatalarımdan çok güzel bir koku geliyor. Muhtemelen oldu. Onları da çıkartalım ve en güzel kısma geçelim. Tadıma. Evet, tadıyorum. Çok kremsi. Güzel. Kokusu çok güzel. Vanilyalı. Şimdi böyle çatalıma yapıştı. Gelecek mi gelmeyecek mi bilmiyorum. Vallahi bilemedim. Böyle çikolata tam yani erimiş, yumurtayla beraber birleşmiş. İçerisinde vanilyalar var, kremsi, böyle suda pişmiş. Tam muhallebi gibi bir şey. Hadi yiyelim. Tam alamadım tadını. Bakayım nasıl bir şeymiş bu. Şimdi tam böyle kesiyorsunuz. Çok güzel. Ben bunu çok seviyorum. Evet. Enginarlı böyle şu. Enginarlı sosumuza bakalım nasıl olmuş. Birazcık size ayıracağım. Gerçekten çok güzel. Enginarın tadını hissetmiyorsunuz. Fasulyeyle birleşmiş. Limon tadı gayet güzel. Yerinde. Biberiyeler de tadı tamamlıyor. Pizzamızı tadıyoruz. Ama buradaki arkadaşlarımın hepsi bana bakıyor. Hem de kötü kötü. Eğer yersem olmaz. Yapıyoruz tariflerimizi, paylaşıyoruz. Tatlı tuzlu tariflerin yeni rotası pastane. Anahtarı bizde, kalbi sizin evde. Hoşça kalın.